Halk TV ekranlarından iyi akşamlar. Gündem Özel'le ekranlarınızdayız ve tabii ki dış politikayı konuşacağız. Dış politikanın etkileri çok büyük çünkü bu ara. Kriz üzerine kriz yaşıyoruz. Komşularla krizler bitti. Artık okyanus ötesiyle krizler arşa erdi diyebilirim. O kadar ki bir heyet gönderdik. Heyet biraz önce geri geldi. Yani birkaç saat içinde Türkiye'ye geri geldi. Sonuç yok görüşmelerden. Tek anlaştıkları konu görüşmeye devam etmek konusu. Bu nedenle de dolar aldı başını yine gitti. 4.55, yani hayal bile edemediğimiz rakamlar artık ekranlarımızda dolar fiyatı, dolar TL paritesi olarak önümüze geliyor. Bu yüzden de dış politikayı konuşacağız. Amerika'yı elbette konuşacağız ama tabii bir de Suriye boyutu var işin. Bir de İran ambargosu boyutu var işin. Komşularımız, sorunlu komşular, bu sorunlar olduğu gibi Türkiye'ye de yansıyor. Ve dış politikadaki bütün bu gelişmeler iç politikaya etkilerini göstermeye başladı. Ekonomik kriz geliyor. Bunlar hep bu akşam konuşacağımız konular arasında. İki değerli konuğum var. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve Profesör İlhan Uzgel, Uluslararası İlişkiler hocalarımızdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Evet, ben hemen Öztürk Yılmaz'a dönüyorum. Amerika'yı konuşalım istiyorum. Çünkü hatırlıyor musunuz, bir hafta önce yine sizinle burada bu programda Amerika krizi, o yaptırımlar, ki böyle biraz utanarak falan konuşmuştuk. İki Türkiye Cumhuriyeti Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri yaptırım getirdi. Ve biz inanamadık önce ve bunun sonuçlarının hakikaten sıkıntılı olacağını konuştuk burada ve oldu da. Doğru. Ne oluyor, nereye gidiyor? Şimdi bu heyet ziyaretinin amacı tansiyonu düşürmek. Piyasaları rahatlatmaktı. Çünkü Türkiye'ye dönük ABD'nin özellikle ekonomik anlamda ciddi manada bir operasyonu var. Adı konmamış bir operasyon. Esasen adını da koydular işte kongrede bazı girişimler var malumunuz. F-35'lerle ilgili onların blokaj edilmesi, durdurulması, satışının durdurulması konusu. İki bakana dönük yaptırım konusu. Siyasi ve ekonomik bir sıkıştırma var Türkiye, ABD tarafından. Bu heyetin amacı da bu tansiyonu düşürmekti. Hemen sorayım, niye Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi sıkıştırmak istiyor? Çünkü şöyle, artık ittifak ilişkisi kağıt üzerinde. Yani gerçekçi olalım, hemen hemen hiçbir konuda ABD ile anlaşamıyoruz. Ne terörün tanımında doğru dürüst anlaşabiliyoruz. Ya terörün kapsamında, tanımında anlaşıyoruz da kapsamında anlaşamıyoruz yani. Örneğin PKK'nın ne kadar genişleyeceği, hangi ülkelerdekini kapsayacağı konusunda anlaşamıyoruz. İki, FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in iadesi konusu her ne kadar hükümet tarafından son dönemde, son 6-7 ayda gündeme bile getirilmese de öyle bir konu var. Ayrıca İran'a daha önce yapılan yaptırımların etrafından dolandığı gerekçesiyle Halk Bankası, Zarrab ve bu bağlamda olan süreç var malumunuz. Ayrıca Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini Rusya'dan almasını ABD içine sindiremiyor. Çünkü böyle bir şey olursa buradaki işte bu Rusya'nın kuracağı radar sistemi ABD'nin havadaki bütün oyunlarını takip edecek. Rusya buraya personel yığacak, istihbarat yapacak. Dolayısıyla bir NATO müttefikine, dolayısıyla Türkiye üzerinden de ABD'nin istihbaratını toplayacak diye ona karşı geliyor ve istemiyor. Diğer taraftan Suriye'de malum sorunlar var. Eskiden vardı işte, hala devam ediyor. Ermenistan, Ermeni soykırımı konusu. Kıbrıs konusunda ABD'nin tutumu belli. Ayrıca Trump faktörü var. Dünyayı yaptırımlarla tehdit ediyor. Zikzaklar çiziyor. Öngörülemeyen bir adam. Ne yapacağı belli olmuyor. Bir gün İran'ı tehdit ediyor. İkinci gün doğrudan görüşebilirim diyor. Nükleer anlaşmadan çekiliyor ama işte bir bakıyorsunuz işte tekrar başlayabiliriz görüşmelere diyor. Tutarsız, öngörüsüz, dünya tarafından pek sevilmeyen, haz edilmeyen birisi var. Ayrıca bu Amerika'da böyle bir yönetim olunca da Rusya alanını genişletiyor. Türkiye ile yakınlaşıyor. Türkiye Suriye'de, işte Suriye konusunda İran'la ve Rusya ile daha çok yakınlaşmaya başladı. Şimdi böyle olunca da Türkiye'nin ittifakın ötesine taşma, Erdoğan'ın da adımları var. İşte NATO'dan olabildiğince Avrupa Atlantik kurumlarından uzaklaşıp
başka müttefikler arama arayışı. Şimdi böyle olunca şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye zaten başka bir noktaya gidiyor. Trump da zaten Avrupa Atlantik kurumlarına saygı göstermiyor. Böyle olunca da Türkiye'nin durumu Amerika'daki akılsız yönetim gözünde şöyle oluyor. Kağıt üzerinde İran'la aynı. Yani İran'a da aynı ambargoyu uyguluyor, ablukayı uyguluyor. Türkiye'ye de aynısını yapıyor. Hatta Türkiye daha kötüsünü yapıyor. Bakanlarına, NATO müttefiki bir ülkenin bakanlarına müide uyguluyor. Yani yaptırım uyguluyor. Rusya'ya bile yapmadı. Bakan düzeyinde yapmadı. Yani iş adamlarına şuna buna yaptı ama bakan düzeyinde. Şimdi Amerika şöyle bir şey sevgili Zeynep. Amerika şöyle. Amerika dünya kendi bütün kurallar Soğuk Savaş sonrası dönemdeki kuralları kendi oluşturmuş. Yani onun öncülüğünde oluşmuş. Yeni dünya düzenini o şekillendirmiş. Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan tut diğer Avrupa Atlantik kurumu ne kadar varsa NATO Amerika'nın öncülüğünde. Şimdi bunlar Amerika dünyayı bir bunlarla kontrol ediyor. Kendisi var. Güya egemen eşit ama her zaman üstün. Bunlarla edemediği yani ikili edemediklerini de ikili doğrudan kendi yasalarıyla kontrol ediyor. Mesela işte Rusya'ya ilave yaptırım uyguluyor. Neden? Çünkü Londra'da bir Rus eski ajanını Rusya zehirleyip öldürdüğü iddiasıyla yaptırım uyguluyor. Bilmem Maginski yasası var. Rusya bazı oligarklara bunu uyguluyordu. Türkiye'de aynısını uyguluyor. Yani bir yasa çıkarıyor kendi yasası. İşte Ermeni sözde Ermeni soykırımı nedir? Niye çıkarmak istiyor kendi? Yani bir evrensel kurallarla kontrol etmeye çalışıyor örgütlerle yetmiyor. Bir de doğrudan kendi iç mevzuatında çıkardığı yasalarla, kararlarla başka ülkelere müdahale ediyor. Böyle bir emperyal kuvvet. İşte Venezuela'yı bununla hizaya getirmek istiyor yaptırımlarla, başka şeylerle. Eskiden Kaddafi'ye aynı şeyi yapardı, Saddam'a aynısını yapardı. Kuzey Kore'ye aynısını yapıyor, İran'a yapıyor, Rusya'ya yapıyor. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerine yapıyor. Çin'e tarife uyguluyor, ona yapıyor. Avrupa Birliği'ne toptan tarife uyguluyor, bazı konularda yapıyor. Brezilya'yı tehdit ediyor çoğu konuda. Amerika bu. Yani dünyanın hegemon gücü ve işine geldiği gibi yönetiyor. Bu süreci de Amerika, Türkiye'deki süreci de şöyle görüyor. Yani seçime gidiyor. İşte onu geçen hafta konuşmuştuk. Seçime gidiyor. İç korkuları var Trump'ın. Bir noktada referandum gibi olacak bu şimdi seçimler orada. Çünkü Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun 1/3 yenileniyor. Yani Trump için kaybederse büyük bir hezimet olacak. Eğer demokratlar bu iki kanattan yani kongrenin iki kanadından birini eline geçirirse Rusya soruşturması açılacak. Belki Trump'ın sonu gelecek. Bunu istemiyor Trump, korkuyor. Onun için içeride ne malzeme varsa onlara işte kullanacağı, seçim malzemesi yapacağı hepsini kullanıyor. Milliyetçiliği oynuyor, anti-İslamifobik davranıyor, Çin'e karşı büyük bir gösteri yapıyor, Rusya'yı aynısını yapıyor. İş bu, ekonomiyi oynuyor evet, biraz. Ekonomiyi oynuyor. Dolayısıyla ne kadar içeride popülaritesini aynen Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden önce Türkiye'de yaptığı gibi işte Filistin konusunu nasıl kullanıyorsa, Rusya konusunu nasıl kullandıysa, nasıl Avrupa Birliği konusunu böyle olumsuz bir şekilde kullanıp işte karşılıklı şantaj politikasına getirip içeride milliyetçiliği oynayıp oy devşirdiyse Trump da orada aynısını yapıyor. Orada evangelikleri aldığı oyunu iyice sağlamlaştırıyor. Daha muhafazakar kesimin oyunu sağlamlaştırıyor. Şu anda onun kafasında böyle bir şey var. Ve Türkiye'de ondan yansıyan şeyler var. Yani hem Türkiye'yle zaten çok sorun var. Bir de Amerika'nın içerisinden kaynaklanan sorunlar var. Türkiye'de de şey istemiyor. Mesela bu papaz konusu emin olun Amerika'da en çok konuşulan konu haline getirdiler Evangelik Kilisesi. Her yerde konuşuluyor. Yazılıyor, çiziliyor. Yani artık buna kriz demek lazım uluslararası literatürde. Bu bir kriz. Vatandaşa kadar gitti evet. Yani o kriz. Artık normal sıradan vatandaş bile Türkiye bizim papazı rehin evet. Tutuyor falan gibi ya, bir izlenim hatta edildi. Şöyle oluyor. Yani demokratlar da biraz onu kullandılar. Ya işte bak yönetim hiçbir şey yapamıyor. Yani bir müttefikten bir işte masum Hristiyan bir papazı yani işte bir aile babasını alamıyor. Ona gitti. Halbuki papaz burada 20 yıldır burada yaşıyor 22 yıldır. Burada yaşıyor. Belki serbest kalsa ki ev hapsinde öyle çok fazla da şeyi yok işte ev hapsinde yani artık hapishanede değil ev hapsinde. Çok böyle aşırı bir hapishane şartları da yok. Kaldı ki serbest kalsa belki de gitmeyecek yani ailesi de burada. Bir de böyle bir durum var. Aynı soruyu size sorayım. Amerika Birleşik Devletleri ile kriz üzerine kriz yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Özellikle bu bir
operasyon mu Sayın Öztürk Yılmaz'ın söylediği gibi? Yani Türkiye'yi bir şeye mi zorluyorlar, bir şey mi yapmaya çalışıyorlar? Yani kriz yaşanır. İlk defa da olmuyor. Amerika ilk defa herhangi bir müttefikliğiyle de kriz yaşıyor değil. Yani işte geçmişte var, 74-78 arasında bana sorarsanız daha ağır bir krizdir. Daha yapısaldır. Mesela İncirlik Üssü kapatılmıştır. Amerikalı dönemi. Tabii 1975'ten 78'e kadar. Mesela 4 Temmuz Çuval Hadisesi var. Şimdi çoklu kriz ya da çoklu sorun dönemi yaşıyor. Yani bir sürü sorun çok birikti. Aynı kısa döneme denk geldi. Yoksa mesela bana sorarsanız hani 4 Temmuz'da hani işte şeyde biliyorsunuz. O Çuval Hadisesi. Tabii Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de Türk birliğinin basılıp hani Türk askerlerinin işte şimdi diyorsunuz yani bir NATO müttefiki nasıl bakanını Türkiye'nin bakanlarına yaptırım kararı alır. O zaman da işte Türk askerlerine sanki düşman askeri gibi değil mi? Başına çuval geçirerek aldı. Terörist gibi. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben merak edip baktım. İşte 4 Temmuz 2003 tarihidir. Dolar şey döviz kuruna baktım. Mesela dolar değişmemiş. Demek ki değişmeyebiliyor. Yani işte ekonomik gidişata da bakmak gerekiyor o zaman. Hani mesela ekonomik koşulları çok etkilememiş. Demek ki bir iktisadi sıkıntı var. Bir zayıflık var. Onun üzerine gelen en küçük bir siyasi kriz doları fırlatıyor, oynatıyor. İşte heyet gitti. Gitti mi biraz düşüyor. Heyet mesela dese ki anlaştık diye bir açıklamayla gelseydi hani şimdi belki dörtlerden bahsedecektik. Biraz daha inecekti falan. Demek ki yalnızca kriz değil hani iktisadi koşullar sağlam olursa şey bu tür siyasi krizler etkilemeyebiliyor demek. Yani bir ona da dikkat etmek gerekiyor. Ya şöyle söyleyeyim bu kriz eğer iş Rahip Bronson krizi ise bu kriz olmayabilirdi. Çözülebilirdi ve daha kolay çözülebilirdi. Yani biraz işte isterseniz şeye de biraz değinelim. Yani Türkiye bunu ne hale getirir? Şimdi Amerika'yı biliyoruz. Tabii onu da bahsetmek lazım. Şimdi Amerika tarihsel süreç içinde hani darbe de yapmış ve sonra bunu kabul etmiş de bir ülkedir. Yani işte İran darbesini. Panama. Yani çok hikaye çok şeydir. 19. yüzyıldan başlar. Yani şimdi müdahaleleri var bunu biliyoruz. Yani karşımızda neyle hani uğraştığımızı biliyoruz. Hani tabii egemonik bir güç. Yani bir sürü ülkeye bir sürü araçla müdahale ediyor, sıkıştırıyor, zorluyor falan. Türkiye Amerika'nın müttefiği hani öyle yani kağıt üstünde öyleyiz. Buna sorarsanız hala öyle. Yani bu hükümet çok kritik noktalarda ayağına basmıyor. Suriye'de bile biliyorsunuz mesela Fırat'ın doğusunu Türkiye gündeme getirmiyor. Yani Membiç'te ortak iş yapıyorlar. Afrin'e Amerika ses çıkarmadı. Doğrusunu isterseniz. Yani şöyle bir şey diyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde Afrin Türklerin olsun. Öbür tarafa Kürtlere verelim. Membiç'te de beraber halledelim. Ortak yani böyle bir uzlaşı var gibi gözüküyor. Yani baktığınızda sahada da böyle zaten. Afrin konusunda Amerika'nın öyle çok sert bir tepkisini görmedik. Türkiye'nin içinde de yani Amerika mesela PKK ile mücadele uzun süredir biliyorsunuz 90'larda hem Avrupa hem Amerika'dan sert eleştiriler gelirdi insan hakları konusunda falan. Dikkat ederseniz çok fazla gelmiyor. Sen Fırat'a dokun, Fırat'ın doğusuna dokunma, karışma. Biz de senin hani diğer işlerine karışmayalım gibi bir yazılı olmayan belki bir uzlaşmayla gidiyor diye düşünüyorum. Şimdi rahip işi saçma bir iş aslında bakarsanız. Bir hani yani şimdi casuslukla suçluyorsunuz. Dikkatli olmak gerekir. Şimdi böyle casusluk çok ağır bir ithamdır. Yani ciddi bir şey. İnsanı geçmişte vururlar yani. Ya da işte sessizce alır bir kenara korsunuz. Bir başka casusta bunun hikayesi takas var. Takas edersiniz. Takas evet. Sessizce olur bunlar. Böyle hani çok çok gürültü patırtı çıkartıyorsunuz. Casussa ciddi bir iddiada bulunuyorsunuz. Adam 23 yıldır Türkiye'de. Ve mesela şimdi herkes casusluk filmi izlemiştir. Şimdi Amerikalı bir rahip casus olursa bu sizin için avantajdır. Yani Türkiye için avantaj. Çünkü çok ilk akla gelecek hedeftir. Olar yani düşünün, şüpheli. Evet yani şimdi bir Amerikalı casus misyoner. Amerikalı bir de. Şimdi casus dediğiniz şey biraz kendini gizler. Hani ortama uyum sağlaması falan. Şimdi bu ilk akla gelecek şey. Ve siz de onu dinlersiniz mesela. Kimlerle bağlantı kurmuş falan. Hani izlersiniz. Tabii yani hani sizin işinize yarar öyle bir casus tiplemesi. Şimdi o zaman da iddianamenin çok sağlam olması lazım ve bu işi bitirmeniz lazım. Yani casus hakikaten yani sizin istihbaratınızın onu takip etmesi, iyi kanıtlaması, iyi deliller sunması zaten hani bilirsiniz. Ve mahkeme yargı sürecinde tamamlarsınız, bir kenara korsunuz. Şeyi de medyaya da verirsiniz hani diyelim böyle çok sağlam delilleri. Söyleyecek bir şey kalmaz o zaman.
Ha, gerekirse el altından sessizce takas edersiniz bir şeyle. Yani bence de casus da takas edilir. Şimdi Türkiye hani casusu bankacıyla hani Hakan Atilla ile takas etmeye çalıştı. Ve sanırım şey yaptı, işi biraz büyüttü. Yani hani bir şey, şimdi Amerika'nın elinde çok araç var. Şimdi işte az önce Sayın Öztürk saydı hani şeyi, araçları. İşte F-35'ten bir giriyor. Halk Bankası, işte Hakan Atilla, İran'a yaptırım, bakanlarına yaptırım. E siz böyle cılız bir işte biz de sizin bakanlarınıza yaptırım diyerek. Hani daha o da karşı... ortada yok bu arada. Yani evet, yok. Bir laf edildi de. İçişleri Bakanı doğal kaynaklardan tabii, sorumlu. Tabii. Yani bak ve bahçelerden. Tabii. Şey Amerikan sistemi bizim gibi yani hiyerarşik değil. Federal sistem olduğu için. Onu bile bilmiyorlar yani. Tabii. Mesela bence şey de yazdım ben onu. İşte Homeland Security tabii, vardı. İç güvenlik bakanlığı. Olursa hiç olmazsa hani onu hedefleyebilirdi falan. Neyse hani içişleri görünce demek ki oradan. İnteriyor görünce bizimki evet, budur evet, deyip. Dolayısıyla da şimdi yani ben hani bakıyorsunuz Amerika'ya karşı elinizde fazla araç yok. Çok fazla. O yüzden de hani bir rahip bulayım. Hani her şeye bütün sorunları F-35'e de, de evet, olur. Halk Bankası'na işte, az ceza verin. Hakan Atilla'yı bize geri gönderin falan. Şunu hani, yapın, bunu yapın. Bunu yapın. Hani siz isteği, şimdi şey diye, sizin söylediğiniz şeyi düşünüyor yani bu yönetim. Yani Türkiye yönetimi. Artık ne diyeceğiz? Eskiden hükümet derdik. Şimdi işte Amerika'da evangelistler güçlü. Seçimler arada seçimler, kongre seçimleri yaklaşıyor. Bu adam da değerli. Ha, o değeri çok arttı. Ya onun değeri arttıysa biz de elimizdeki şeyi hani çok sağlam bir şey, değerli bir şeyimiz var, kozumuz var. Onu sonuna kadar kullanalım gibi bir mantıklı hareket ettiğiniz için bu bir krize döndü. Yoksa yani zaten mesela bana sorarsanız en baştan adamı eğer hakikaten böyle bir sağlam şey yoksa tutuklamayın ya da sessizce gönderiverin, gitsin ülkesine, bilsin ne kriz olacak. Şimdi hani biraz şöyle yani kusura bakmasın ama biraz ele yüze bulaştırma gibi bir durum var. Yani gerçekçi olalım. Hani şimdi bir de iş büyüdükçe sanki iddianame de büyüdü. Hani yani bunu da koyalım. Biraz daha ciddi yani olsun, şimdi, şunu da koyalım, bu daha ciddi olsun falan gibi. Gerçekten çok detaya girmek istemiyorum ama şimdi FETÖ'cülük için casusa ihtiyacınız yok. Zaten FETÖ'nün başı Amerika'da, yani casusun başı zaten Amerika'nın elinde. Yani bütün örgütün kendisi casus gibi çalışmış zaten. Yani Türk vatandaşları kritik, çalışmış tabii yani. Tabii yani şimdi 50 bin tane şey FETÖ'den içeri atmışsınız. Yani işte yaverler FETÖ'cü çıkmış. Onlar zaten hani yapacak casusluğu zaten yapmışlardı. Hani sonuna kadar. Bu papaza kalmamıştır yani diyorsunuz. Millet istihbarattan ben nerelere kadar işte dışişlerine kadar falan yani bütün devletin kurumlarında, genel kurmayında falan kritik yerlerde zaten hani yıllardır, 20 yıldır casusları varmış zaten ve binlerce casusu varmış. Hani dolayısıyla da eğer şey hani zurnanın son deliği olabilir falan diyeyim. O yüzden de şimdi bu böyle bir kriz olacak bir şey değildi. Bu kendi kendine yanlış yönetilmekten yani bir kozu yanlış kullanmaktan kaynaklanan bir krize dönüştü diyeyim. Ha genel olarak ciddi konular var mesela. Şimdi S-400'ü almayacak büyük bir olasılıkla. Onu bir koz olarak kullanıyor belli ki. Yani blöf olarak kullanıyor. Sonuna kadar da vazgeçmiyor. Bir türlü de bir şey olmuyor biliyorsunuz. İşte anlaşma yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık ama öyle bir duruyor yani şeyde. Esas kritik birkaç şey var. O bir tanesi tabii ki İran konusu. Orada mesela şaka yok. Şeyde Amerika'da muhtemelen şeyi bu tahminim. İki bakana yaptırım kararı şeyin öncüsü olarak geldi. İran konusundaki yaptırımların. Yani bizim bu konuda şeyimiz yok. Bu şakaya alınır bir şey yok. Ciddiyiz. Bu şey biz rahip olayında bile şey yapıyorsak, iki bakana yaptırım kararı çıkarıyorsak, İran'ı şey yaparsanız, bir de Halk Bankası cezasını hala açıklamıyor. O da elinde koz, o da elinde koz. Yani siz şimdi mesela işte, yani yanlış şeyler yapıp, hani şöyle bir sorunu var AKP'nin ya da işte Erdoğan başkanlık yönetimi mi ne diyelim. Yarattığı sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Kendi yaratıyor kendi sonra yaratıyor. Onunla. Şimdi mesela Rus uçağının düşürülmesine hani bir sorun ya ben düşürdüm. Yani Davutoğlu ile Erdoğan yarışıyorlardı. Hani ben emri verdim falan diye. Ondan sonra şey kayıplar hadi mektup yazalım. Hani barışalım ya da işte FETÖ bilmem ne her yere şey yapıyorsunuz. Hani izin veriyorsunuz. Sonra hadi onunla hani şey yapalım, uğraşalım. Ama burada rahip hikayesi öyle. İran konusu dediğim gibi daha ciddi. Orada da yani şimdi Türkiye'nin İran'la ticaret yapma hakkı var. Amerika benim dolar kullanma diyorsa o zaman Amerikan doları kullanma. Yani takas bu yapılabilir mi? Ya takas üzerinden yani İran'dan doğalgaz alıyorsunuz. İran dedi senden aldığım doğalgaz kadar ben sana mal satacağım. Çünkü Amerika başkasına izin vermiyordu. Yani başka türlü şey yap. Zarrafı kullanma.
Şimdi Zarraf gibi birisinin ne kadar güvenilmez olduğu, yanlış bir tercih olduğu çıktı ortaya işte. Adam döndü, itirafçı oldu. Muhtemelen Amerika'nın eline çok fazla koz verdi. Biz evet bir kısmını biliyoruz, bir kısmını tabii, bilmiyoruz. Yani bu hikaye daha büyük dedi falan, buna benzer şeyler oldu. O yüzden de İran konusu bana sorarsanız hani rahip konusu çözülür. Yalnızca kendisini çok sıkıştırdı. Yani bu ev hapsi yerine gönderse iş bitmişti Deniz falan. Denizciyi unuttuk bile neredeyse değil mi yani? Tabii rahatlayacaktı. Bu şeyde doların bu kadar yükselmesine de gerek kalmayacaktı. Yani kendi kendine bir açmaza soktu. Şimdi Amerika'da yani sizin yazınızdan öğrendik hani listeyi uzatıyor. O da çünkü eli güçlendi. Diyor ki şunları da verirsen olur. Hani Türkiye nasıl işte Halk Bankası'na açılacak iki tane dosya var. Onları da içine dahil edelim pazarlığın. Amerika'da al sana bir liste dedi. Şimdi bıraksanız 15 kişiyi bile o zaman hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı nerede kaldı olacak falan. Çok karıştırdı yani işi. Yine bu İran konusuna dönmek istiyorum. Ben de sizinle aynı fikirdeyim o konuda. İran işi ciddi geliyor. Şimdi bizimkiler pazarlık yaparken diyorlar ki biz tamam papazı verelim ama siz de bize bu İran yaptırımlarını biraz daha az yapın. Amerika yapar mı? Bunun mantığı var mı? Çünkü benim aklıma şu geliyor. Amerika aynı zamanda sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyor. Diyor ki ben bu işte ciddiyim. Mesela şimdi Avrupalı müttefikleri de İran'a karşı ambargo konusunda biraz daha çekinceli, hatta karşı çıkar tavır içindeler. Şimdi onlara da bir mesaj vermek için düşünür mü bunu? Çünkü şimdi, o zaman herkes bir rahip bulur, tutuklar. Ondan sonra Amerika'nın vereceği bütün cezaları, biz verelim rahibi ya da verelim Amerikan vatandaşını. Sen de bizim cezamızı düşür noktasına gelebilir belki de. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği konusunda özellikle İran'a dönük yaptırımlar, Kore'ye dönük yaptırımlar, Rusya'ya dönük yaptırımlarda hep Avrupa Birliği bunu müzakere etmiş. Yani biraz Avrupa Birliği'nin firmaları biraz avantajlı olmuş. Böyle bir şey var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında Avrupa Birliği'nin böyle bir şeyi var. Yani firmalarını Amerikan yaptırımlarından koruma şeklinde bir yasası var. Onu güncellemek istediler ve güncellediler. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye bunu yaptı, yani bu yapılabilir mi? Yani yapılabilir. Ama İran yaptırımları öyle bir noktaya geldi ki bir kere doğurduğu psikolojik etki ekonomik etkinin önüne geçti. Neden? Şimdi diyor ki İran'la diyor hiçbir şekilde diyor şu parça satın alamazsın diyor. Veya işte şunu yapamazsın diyor. Yaptığın anda yaptırım. Bakıyorsunuz çok büyük oto üreticileri, İran'daki oto üreticileri çekilmeye başladılar. Yani korkuyorlar. Çünkü Avrupalı firmalar. Amerika pazarını kaybetmekten korkuyorlar. İran pazarı daha küçük. Yani bakıyor işte ehvelişer en azından diyor bir riske girmeyeyim. Çünkü çok büyük bir yaptırım yapabiliyor. Amerikan yaptırımların özelliği, sevgili Zeynep, Amerikan yaptırımların özelliği üçüncü tarafları doğrudan etkilemesi. Yani diyelim Rusya'ya yaptırım yapıyor ama Almanya'da bir şirket etkileniyor. Evet, Almanya etkileniyor. Yani dolayısıyla orada böyle sarmal gidiyor. Bu o nedenle mesela başka ülkelerin yaptırımları doğrudan o ülkeye dönük. İşte biz Ruslara ne yapıyoruz? Rus turist gelmesin diyoruz. İşte bilmem Rusya'ya giden, Rusya diyor ki Türk domatesi gelmeyecek. Bu doğrudan ikili direkt etkiliyor. Ama Amerikan yaptırımları çok boyutlu bir yaptırım ve diyor ki örneğin mesela petrolü alamazsın diyor. Bakın diyor ki petrol, altın, değerli madenler, satışını yasaklıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya bu korkunç bir şey. İran ne yapıyordu? Petrol satıyordu. Onun karşında başka şey. Şimdi mesela buğday diyelim. Ancak böyle ticaret İran ancak ambargonun etrafında buğday falan öyle anlaşırsa gidebilecek. Altınla falan olmuyor. Onu yasaklıyor. Değerli madenleri yasaklıyor. Bakın mesela diyor ki İran halısının satışını yasaklıyor. İran halısı. Çünkü değerli bir halı. İran Antep fıstığının kabuklu. Onun satışını yasaklıyor. Çünkü çok önemli. Önemli bir ihraç malı. Ayrıca yolcu uçakları mesela yasaklıyor. Şimdi yolcu uçakları, bütün yolcu uçaklarının parçaları başka ülkelerden geliyor. Şimdi o yolcu uçağını üreten firma ki 100'e yakın yolcu uçağı siparişi vermiş. Şimdi bakıyorsunuz bunlar her ülkede üretiliyor. Yani hiçbir ülke risk
riske edemiyor. Firma otomatikmen durduruyor. Aman diyor başıma bir şey gelmesin. Şimdi böyle olunca bizim böyle papazla falan bu işi halledemeyiz. Bu Amerikan yaptırımları sarmal. Avrupa Birliği'nin takip edebiliriz. Yani çünkü çok daha büyük bir güç. Güç hani birlikte o, hareket onunla hareket gibi. Edilebilir. Onun kendi firmalarına sağladığı kolaylıkları biz de onunla müzakere ederek sağlayabiliriz. Bu akıllı bir yöntemdir. Çünkü onlar bunu grup halinde yapıyorlar. İşte 28 tane üye bir araya geliyorlar ve bu işi daha kolay yapıyorlar. Yani Amerika'nın karşısında bir güç oturuyor. Ve makul bir şekilde yapıyorlar. Başka konuları gündeme sokuyorlar. Serbest ticaret, başka alanlar falan. Dolayısıyla pazarlığı daha iyi yapabiliyorlar. Daha sağlam, sağlam yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu İran yaptırımları çok büyük bir yaptırım. Ve bununla bu Türkiye'de ciddi etkileyecek. Bu papaz konusunda ne derlerse desinler. Türkiye en çok etkilenen ülkelerin arasında gelecek. Bakın İran'ın 35 milyar dolar petrolden geliri var. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demek? 35 milyar dolarlık maden altın satılıyormuş İran'a değil mi? Karşılığında. Bunlar olmayacak. Peki ne olacak? Bunun bir kısmını da biz evet. satıyoruz. İki, tabii. Daha da önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela diyor ki Trump'ın bu yaptırım kararına bakıyorsunuz. Diyor ki ben bu anlaşmadan çekildim çünkü İran diyor balistik füze de programını bu nükleer anlaşma kapsamıyordu. İki, İran İslami Cihat'ı destekliyor, Filistin'de Hamas'ı destekliyor. Bunların hepsini terörist olarak sayıyor. İki, Haçlı Şabi'yi destekliyor Irak'ta, Suriye'de bilmem Hizbullah'ı destekliyor. Bunlar hepsini diyor, Hutileri destekliyor Yemen'de diyor. Bunlar diyor hepsi terörü destekliyor. Bunlardan da vazgeçti. Yani bu ne demek? Bu şu demek. İran'a diyor ki kelleni ver yani. İran zaten bütün Orta Doğu'da bunlarla hakim. İran devlet olarak yok ki. Bu paramiliteri güçlerle orayı kontrol etmeye çalışıyor. Yani burada İsrail gözüyle bir okuma var dünyayı. İsrail'in gündemini Amerika yapıyor. Yani Amerika İsrail'in postacılığını yapıyor. Taşeronluğunu yapıyor adeta. Washington'daki o lobi ona istediğini yaptırıyor. Şimdi bu büyük bir şey. İran yaptırımları ve Rusya'ya dönük yaptırımlar çok boyutlu bir yaptırımlar. Mesela Kuzey Kore'ye yaptırımlar en fazla Rusya'yı etkiliyordu. Niye? Çünkü Rusya deliyor o yaptırımları. Zaten ambargoda. Kore'ye yaptırımlar. Ülke çok evet, küçük yani. Evet, Kore'ye olan Küba'ya olan yaptırımlara bakıyorsunuz. Küba'ya olan yaptırımlar kimi Rusya daha çok cesaret ediyordu. Avrupa Birliği'nde doğru dürüst bir şeysi yoktu. Veya örneğin Venezuela'ya olan yaptırımlara bakıyorsunuz en fazla Brezilya'yı etkiliyor falan. Ama bu İran zaten Orta Doğu ve en fazla da bizi etkileyecek. Çünkü bizde yeni zarraplar çıkabilir. Yani çıkmaması gerekiyor tabii. Zencaniler çıkabilir. Ondan sonra Halkbank olayları çıkabilir. Yeni Atillalar, Hakan Atillalar çıkabilir. Bunların çıkmaması için bu hükümetin, ya daha doğrusu kabinenin diyelim artık, hükümet yok. Kabinenin oturup doğru dürüst bir çalışma yapması lazım. Ya biz bu İran'la ticareti nasıl yapacağız? Mesela doğalgaz şu anda benim bildiğim doğalgaz ilk etaptaki şeye girmiyor. Yarın doğalgaza da vurdukları zaman yani satışını yasakladıkları zaman veya işte bir şekilde bizim Rusya'ya olan bağımlılığımız iyice artıyor. Zaten %52 Rusya'ya bağımlıyız. Bir de Akkuyu termik santral olunca nükleer santral olunca tamamen Rusya'ya %75. Ruslar Kuzey Irak'a girdik. Orayı kontrol ediyor. Bizim yani o zaman enerji güvenliğimiz kalmıyor, ticaret güvenliğimiz kalmıyor. Bakın ticaret güvenliği de Suriye ile doğru dürüst yapamıyorsun ticaret. Nereye yapıyorsun? İşte Fırat Kalkanı'na gidiyorsun, götürüyorsun, mal getiriyorsun. Oraya da zaten hibe yolu daha çok, hibe, ticaret değil yani. Öyle. Bir Irak'a işte hala gidip geliyorsun. Şimdi İran'ı da ablukaya aldıkları zaman Ermenistan'la ticaret yok. Yok. Rusya ile hala bakın tam böyle sıkıntılı duruyor. Ya bizim hükümetin şunu düşünmesi lazım. Türkiye'nin ekonomik krizini bu alanı açması lazım ki buradaki insanlar ürettiği zaman bir şey satabilsin. Yani ihracat, başka krizi aşamayız. Yoksa orada Amerika emin olun 3 gün daha böyle krizi tırmandırsa dolar 7'ye 8'e çıkacak Allah muhafaza. Yani batıyoruz ya, böyle çöküyor ekonomi. Şimdi bu uçak söyleyince benim hemen aklıma geldi bu uçak parçaları falan. Çok güzel ayarlıyorlar. Yani öyle bir organize ve orkestra şeklinde ki bu yaptırımlar. Mesela ben Zarap davasını izlerken Amerika'da bir terör bağlantısı koydular ve buna da Mahan Air'ı koydular. Bir İran havayolu şirketi iddianamede vardı. Ve işte Suriye'ye terörist taşıyor. Cihatçıları taşıyor, savaşçıları taşıyor diye koymuşlardı. Şimdi düşünüyorum da aslında
bu oturulmuş, düşünülmüş, böyle bayağı her tarafıyla. İşte bir devlet olmanın belki de gerekleri bu. Yargısıyla, yönetimiyle, bir yani, orkestra şefi gibi çok her yerden gidiyorlar. Çok büyük aygıt olarak çalışıyor. Yani hani düşünce kuruluşları, üniversiteleri, istihbaratı, bürokrasi, askeri bürokrasi tabii çok geniş. İran şundan önemli. Bir kendi içinde önemi var. Yani küreselleşmeye, dünya sistemine meydan okuyor. Bir defa hani öyle bir yönü var. İslamcı ideolojiyle yapıyor bunu. İkincisi bölgede Obama döneminde çok güçlendiğini düşünüyorlar. Yani Obama'yı pasif buluyorlar. Yani işte bir ayağı Lübnan'da, öbür ayağı Yemen'de. İşte Irak'ı neredeyse kontrol ediyor. Suriye'de işte İdlib'e kadar geldiler aslında, şaka değil. Soktuk işte, oraya da yani. Doğru. Şeyin işte Kasım Süleyman'ın işte şeyleri öncülüğünde birlikler hani resmen ayakta tutuyor vesaire. Şimdi bir işte rejimin kendisi uymuyor hani küresel sisteme ki çok güçlendi. Üçüncüsü de Çin'e çok petrol satıyor İran ve bu Çin'in de biliyorsunuz işte şu bir kuşak bir yol projesinin tam neredeyse ortasında bulunuyor. İran'ı düşürmek istiyor. Yani rejimi aslında artık bu işi Amerika yani şey böyle bir hani son bir vuruş, final bir vuruş istiyor. Biliyorsunuz ufak ufak geçen yıldan beri gösteriler oluyor İran'da. Bunların bir kısmı yansıyor. Hiçbir siyasi değil görünüşte. Hepsi ekonomik şey. Ve ilginç olan mesela seküler kesimler yürümüyor. İran'ın muhafazakar kentlerinde yani şöyle söyleyeyim hani Türkiye'de şu ortam diyelim Konya ve Kayseri falan hani Bayburt yürüyor. Rejime gibi. Sahip çıkan tabii kentler. Tabii normalde hani İslamcı dünya görüşüne Tahran, Tahran değil. Toplumsal olarak hani baktığınızda ideolojik olarak hani oraya yakın kesimler artık yeter diyor. Yani şey şimdi bu böyle bir şey söylenir de işte İran'ı vuracak mı falan gerek yok. Yani iktisaden bakın dünya ekonomisiyle çok bütünleşmemiş olan bir ülkeyi bile neredeyse boğuyor. İktisaden çökertmeye doğru gidiyor ve şey deniyor. Toplumsal direncin nerede kırılacağını aslında biraz da hem test ediyor hem de ona oynuyor. Biliyorsunuz şey İran yönetimi İran tümenini parasını sabit kura getirdi. Hiç fayda etmedi. Tabii. Hemen şey kara borsa kendi şeyini buluyor. Çünkü çok enteresan bir şeydir. Mesela biliyorsunuz hani İran faiz vardır İran'da. Yani bayağı yüksek aslında normalde İslami bir rejimde hani mesela başörtüsü konusunda müthiş bir hassasiyet var ama faizde hani, o hassasiyet faizde yok. Faizde yok yani mesela başbayağı hani faizsiz yani bankacılık sistemi faizde çalışıyor falan. Şimdi bir taraftan böyle kapitalist unsurları da var. Şeyde yani giderek halkın gelir düzeyini düşüre en sonunda böyle bir patlamaya doğru gidecek yol açmaya çalışıyor gibiler. O yüzden çok önemli. Hatta bilmiyorum bu hani kapalı şeylerde ne söylüyorlar ama şunu da diyor olabilirler. Yani biraz bekleyin tamam hani zarar edeceksiniz ama sonra şey gidince rejim düşünce hani önünüz gibi, açılacak. Yani bu böyle bir pazarlık da yapıyor olabilirler. Hani biraz dişinizi sıkın. Çünkü İran'a çok uzadı diye düşünüyorlar şey yani 79'dan bu yana. Yani çok uzun ve şey artık bir de büyüyor, diyor, genişliyor. Hem genişledi ve şey Çin'e şey Çin'in şey petrol tedarikçisi haline gelmeye başladı İran. O yüzden orayı da hani kontrol etme yönünde bir çaba var. Bunu da Trump'a. Yani bunu böyle bir İslamofob yani Trump işte böyle aklına eseni yapıyor gibi gösterip evet yani orada çok ciddi bir siyaset var. Ve o stratejik bir hamle var ve o stratejik hamle eğer şeyine ulaşırsa hakikaten de dünyada da direnç noktaları çok kırılacak ve sonra biraz Çin üzerine daha fazla duracaklar. Yani asıl sizin söylediğiniz çok ilginç. Diyorsunuz ki asıl hedef yani İran'da bir hedef ama asıl hedef onun arkasında duran Çin. Öyle yazdı şeyde yani 2017 geçen yılki Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Amerika'nın şöyle bir özelliği vardır. Yapacaklarını söyler. Yazar. Herkes için, bilir. Hegemonik olduğu için önleyecek bir şey yok. Erdoğan da öyle içeride. Dikkat edin diyor değil mi? Bedelini ödeyecekler diyor mesela. Şimdi belli ki bir şey yapacak. Evet bey biliyorsun mesela işte Can Dündar konusu işte bedelini ödeyecek dedi. Hemen tutuklandılar falan Erdem Güller. Yani şeydir söyler Amerika. Yani dikkatli izlerseniz yani şey kritik şeylerine bakarsanız belgelerine açıklamalarına. Bu Trump'ın böyle tweetleri çok şey yapıyor. Fazla kalabalık, ayıklamak gerekiyor. Yani daha böyle ciddi şeylere bakmak gerekiyor. Yani orada çok açık söylemiş yani meseleyi, yani önümüzdeki dönemin konusunun ne olacağını yazmış zaten, dünyayı da ilan etmiş. Yani ben şey çünkü Çin'i de eğer şu aşamada kontrol edemezse,
Sonra şey kaç, İmkan, geç kalmış olabilir. İmkanı kalmayacak. Yani bu sıralarda şeyi hani Çin'i dünya sistemi içinde daha kontrol edilebilir bir noktaya getirmeye çalışıyor. Onun araçlarından bir tanesi o şeyi, çünkü alternatif bir ticaret hattı kurmaya çalışıyor. Onu kabul et. Çünkü dünya ticareti 15. yüzyıldan bu yana deniz yolları üzerinden yürüyor. Şimdi alternatif bir karayolu, demir yolu sistemi ve işte deniz yolu bağlantılarıyla, limanlarıyla falan filan. Bu ciddi bir şey. Bunu ciddiye aldılar. Kolay değil. Çin'in bunu yapması kolay. Çok maliyetli. Yani maliyetin 2000 seneceği belli değil ama hani bir kez kurulursa da Avrupa'ya ulaşırsa onun önemli sonuçları olabilir. Jeopolitik açıdan da, dünya ekonomisi açısından da. Onu istemiyorlar. O hattı da biraz yapmak istiyorlar. Kesintiye uğratmak istiyorlar. Onun için de İran'a önem veriyorlar. Dedim ya, onun için çok küçük kalıyor. Rahip hikayesi biraz küçük kalıyor. Peki Türkiye'nin bütün bu konjonktür içinde Çin'le yakınlaşmasına ne diyorsunuz? Şimdi bir de çok mutlu olduk çünkü 3.6 milyar borç aldığımız için. Dolar alıyor. Çin'den dolar alıyor. Çin'den dolar aldık. Ve bunu da böyle bir bayram havasıyla yaşasın borç aldık diye Hazine Bakanımız damat Berat Albayrak açıkladı böyle. Çok büyük bir heyecanla ve kıvançla açıkladı. Bir de tabii şey var, Trakya'da şimdi Çin'e bir nükleer santral kurdurma durumu var. Çin giderek daha bir etkin olmaya başladı Türk ekonomisinde, daha bir girmeye başladı. Onu da bırakın, İdlib'e giriyor Çin. Yani en son açıklaması, ben onu da çok önemsedim. Çin'in Suriye'deki büyükelçisi gerekirse İdlib'de rejimle birlikte savaşırız gibi bir açıklama yaptı. Yani artık askeri olarak da girme eğilimleri başladı. Ne diyorsunuz? Yani biz bir yandan Amerika'yla kriz yaşarken onun asıl hedefiyle de ilişkileri mi geliştiriyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi şöyle, hocamın söylediğin konuya bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi Türkiye yaklaşık 165 bin varil İran'dan petrol alıyor günlük. Yani yaklaşık onların kapasitesi de sanırım 3 milyon günlük varil, 3 milyon varil petrol var. Türkiye'nin de günlük 1 milyon varile yakın tüketimin olduğu söyleniyor. Yani bayağı bir önemli İran'dan gelen petrol akışı. Şimdi bu petrolü kim sağlayacak? Bunu Suudi Arabistan uyanık. Yani İsrail ile onun için İran'a karşı yanaşıyorlar. Artık İsrail, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı strateji birlikte yaptıkları için İran'ın petrol düşüşünü Suudi Arabistan garanti veriyor. Ben karşılayacağım diyor. Yani daha fazla üretip bütün bu İran ambargosunu Suudiler kâra çevirecekler. Onu bir kere belirteyim. Bu petrol en büyük, hocamın söylediği doğru, en büyük Çin'e gidiyor. Günlük yaklaşık 650 bin varil petrol Çin'e gidiyor. Yani İran'dan Çin'e sevk ediliyor. O Çin dedi ki ben bunu almaya devam edeceğim dedi. Yani öyle bir durum var. Ama her halükarda orada o akışta da Çin bunu her ne kadar böyle dese de yine bu abluka, yani yaptırımlar Çin'i doğrudan etkiler. Zaten Çin'in mallarına Trump habire tarif üzerine tarif koyuyor. İyice Çin ekonomisini sallar. Çin dolayısıyla bir fayda maliyet analizi yapmak zorunda kalacak. En sonunda bakacak ya bu petrolü almak mı, yani ambargoyu delip bir şekilde bunu almak mı, bir yolunu bulup karlı, yoksa Amerika ile bu kadar ticaret yapmak mı? Bir de yani şu da var, yani Rusya'nın da ben burada sıkı bir şekilde devreye gireceğini ve satma yoluna gideceğini düşünüyorum. Rusya yani petrolü, para kazanacak çünkü. Rusya da satabilir ama Rusya arttırmayacağını söyledi. Ama hemen Suudi Arabistan atladı. Şimdi gelelim Çin'le yakınlaşmaya. Şimdi Çin'in enteresan bir özelliği vardı. Mesela ben diplomaside ilk görev yerim Kırgızistan'dı. Çin çok yumuşak bir dilleri var, böyle kadife gibi. Öyle bir girer ki piyasaya, bir bakarsınız bütün piyasayı almış ve kendi kurallarını koyar. Yumuşak yine girer. Çin öyle gidip bakın 6 yıl, 7 yıl savaş sürüyor, girmez. Ne zaman ki tam ekonomik şey olacağı zaman taraflar böyle bitme tükenme noktasına gelir. Bir bakarsın Çin ekonomik yardımla, krediyle, yeniden yapılandırmayla giriyor. Afrika'ya öyle girdi. Çok şeyi aldı. Latin Amerika'da keza Çin böyle oldu. Türkiye'ye de böyle giriyor. Ne zaman bir ülke çökse, ne zaman bir ülke sıkıntıya girse, emin olun Çin o parayı rüşvet olarak veriyor. Yani yüzünü hoş göstermek. Onu bedeliyle alacak tabii. Ve onu misliyle geri alacak. Yani Çin'in böyle bir özelliği var. Çin'le yakınlaşma
yakınlaşmanın mesela ne maliye neyi vardır? Pazar var, çok güzel. Ama Türkiye ekonomisi, yani eğer Çin'le gerçekten, Rusya mesela Çin'in pek çok malına engel oluyor. Kazakistan, Kırgızistan, Orta Asya. Çin'e pazarınızı açsanız 3 günde bütün oradaki zaten olmayan veya çok çok sınırlı olan üretim yerlerinin hepsi kapanır. Çin'in böyle bir özelliği var. Yani Çin devasa bir pazar. Yani şimdi mesela şimdi kredi verip ileride pazara girmek için ekstra tavizler isteme yoluna gidebilir. Toprak satın alacaktır. Bakınız ben size söyleyeyim Çin'in. Çin toprak satın alıyor. Çünkü kendi Brezilya'da toprak satın alıyor. Orada üretim yapıyor, tarım üretimi kendi pazarına götürüyor, ucuza getiriyor. Afrika'da orman satın alıyor. Her türlü meyvesini, sebzesini aynı şeyi başka ülkelerde yapıyor. Yani toprağı nüfusuna göre az olan ülkeler başka ülkelerde toprak satın alıyor. Bizim Türkiye'nin şu konuda yani uyanması lazım. Çin konusu, Çin'in yöntemi şey hiçbir ülkeye benzemiyor. Yani bu... Topla tüfekle gelmiyorlar yo, çünkü. Yok, bunlar böyle çok güzel, kadife bir dille geliyorlar. Çok tatlıdırlar. Ama bunlar o paraları o piyasalara girmek için bir rüşvet olarak verir. Mesela Orta Asya'da Kırgızistan, Kazakistan, Şangay o zaman beşlisi vardı. Şimdi tabii ismi değişti, Şangay İşbirliği Örgütü oldu. O ülkelere kredi verdi. O ülkeler kredi vermeden önce bir tanesi Çin malını almazdı. Krediyi verdikten sonra... Yumuşattı pazarı. Bütün Çin malları o ülkelere girmeye başladı. Bakın o ülkelerde hala doğru dürüst bir pantolon dikilmiyor. Doğru dürüst bir üretim kalmadı. Çünkü Çin çok aşırı üretiyor. O paraları da kredileri de rüşvet olarak veriyor. Bir ülkenin pazarını kontrol ettiğiniz zaman o ülkenin her şeyini kontrol ediyorsunuz. Çin pazarı kontrol eder. Çin'in özelliği bu. Ruslar onun için Çin'in askeriyesinden değil pazarı kontrol etmesinden çekinirler ve bir yere gittikleri zaman da nüfus kaydırırlar. Yani nüfus kaydırır. Ciddi, kitlesel bir nüfus kaydırır. Mesela bizim en basitinden Doğu Türkistan dediğimiz Urumçi bölgesinin şu anda nüfusu, bakınız Çin o bölgeye bundan 35-40 yıl önce o bölgede Çin homojen değildi. Aşağıdan Han Çin'i aldı, orayı bitirdi. Şu anda Uygurlar dağda, köyde böyle kendi vatanlarında darmadağın oldular. Yani bu hükümet gemiyi batırdıktan sonra işte Çin'e veya bir başka ülkelere gidip kredi alıp sevindiği zaman bir şeyi düşünmesi lazım. Bunun bedeli ağır olur. Evet, hakikaten ekonomik kriz aynı zamanda ekonomik değil belki siyasi açıkları da beraberinde getiriyor. Türkiye'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Fakat ne yazık ki Türkiye'de en dikkatli olması gereken dönemde tek adam aklına doğru hızla ilerliyor. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Dış politika, iç politikayı giderek daha fazla etkiliyor. Ekonomiyi de etkiliyor. Ve hiç ummadığımız yerlerden, hiç ummadığımız şekilde hayatımıza olumsuz şartlar girebiliyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan hemen sonra.